Dünyada 1 milyar Müslüman yaşıyor yuvarlak hesap. İslam'ın 5 şartı var biliyor hemen hemen hepsi ki, çünkü hepimiz birbirimizi görmediğimiz halde, ayrı coğrafyalarda yaşadığımız halde gerçekten birbirimize çok benziyoruz. Yani Endonezya'da da 5 şartı var, burada da 5 şartı var, Fas'ta da 5 şartı var, Güney Afrika'da da. Allah Allah. Hayret. O zaman Allah'ın hükümleriyle hükmetmek var mı ezan şeyde, namazda? Yok, bilmem ne de. O zaman bu Allah'ın hükümleriyle hükmetmek İslam'ın şartlarından değil. Onunla hükmedilsin için çalışmak İslam'ın şartlarından değil. Komşu hukukuna riayet de İslam'ın şartlarından değil. İçki içsen de içmesen de İslam'ın şartlarından değil. Çünkü o beşin içinde yok bunlar. Yani zaten bu anlayış, halka dikkat edin. Yani bir hacca gidiyor, düzlüyor çinin ağzını. Yahut işte bir namaza başladı mı 40 yaşından sonra bali oluyor toplumumuzda insanlar, biliyorsunuz. Zaten bir akıllı da çıkmış. O işte şu yeni elçiciler var ya, reşatçılar da birisi, yaşı daha 30, diyor ki İslam'da mükellefiyet 40'ında başlıyor. Bir kere bu laf ağzından çıkan adamın yaşının 30 olması dolayısıyla daha başlangıçta hükümsüz yani. Zarını kestim yani, daha ne atacağım. Civalı zar atıyorsun. konuşma yani, daha bali ol, ondan sonra konuş. Kerata. Yani söyler insanoğlu, bu şeyin düzeni mi var? Ama böyle bakılması halinde işte bu donuk, bu silik, bu hareketsiz, bu dünyaya biçim vermekten uzak Müslümanları çıkarmış bu anlayış. Mesela şimdi namaza başladım bilmiyoruz ya, yani Kenan Evren de işte yani oruç tutsa bilmem ne yapsa, Demirel de işte hacca gitti zaten. Cuma'yı kılıyor. Yani beş şart kimde yok ki? Yani zaten ya bir eksiği var çoğunun, ya iki eksiği var. Yani bir süre sonra onları da tamamlar ve herkes dört dörtlük değil, beş beşlik Müslüman olur. Peki niye peygamberin günündeki Müslümanlara benzemez bu kadar beş beşlik Müslüman olur da? Camilere giden insanların hepsi en azından bu beş şartı üstünde bulunduran adamlar. Ama bakıyorsunuz vallahi namaz kılmayanlardan hemen hemen birçok konuda geri bileler yani. Geriler bile. Bırak ileri geçmeyi. Gayet rahatlar yani. Hiç dürüst olmalı mı olmamalı mı muamelesinde, komşusuna bilmem, komşu hukukuna riayette, küfür hükümlerle hükmedilmede. Yani laikim diyen bir adam tutuyor bu rejimin partilerine oy veriyor. Onlar da rahatlıkla, camiye gidenler de bu rejimin partilerinden birine oy veriyor. Hiçbir davranışları arasında aşağı yukarı farklılık yok. O zaman görünüyor ki bu beş değil. Yani o beş eğer bir şey oluşturuyor olsaydı bu insanlar diğerlerinden çok fark atmaları lazımdı. Hiçbir fark atmadıklarını gördüğümüze göre elimizde bir işte, elde bir. O zaman beş olmamalı bu şart.